bir defa 2002-2018 yıllarını oylamayacak. Böyle bir dünya yok. 2018-2023 yıllarını oynayacak. Ki şu anda 2023'ten önce seçimin yapılmayacağı anlaşılıyor. Hatta 2020-2021 diyebilirsin. Yani biz diyebilirsin ya. Nostalji yaşayacak değiliz. 2000 yılında Galatasaray UEFA Kupası'nı kazanmış. Ya deriz, şöyle deriz, bu deriz ama şu anda futbol kulüplerimizin vaziyetlerine bakarız. Avrupa başarılar. Şimdi ne yapıyoruz? Dolayısıyla dönemlerdeki başarılarını halk karşılık vermiş, onurlandırmış, seçmiş ama sürekli oralarda kalmak suretiyle çözerse yine iktidar çözer demek kendini kandırıyorsun. O 2000 kadar. Başka bir şey 2000 değil. Yılında kupayı şu almadan anda, bugün seyircin de olmuyor. Şu andaki vaziyete bakmak lazım. Elinde bütün imkan var. Şimdi bir defa Sayın Cumhurbaşkanı esasında öyle hata da yapmadı. Önüne baktı. Eğer Naci Ağbal'la devam etseydi, ki vakit yetse bunların hepsini tek tek anlatabilirim. Doların bugün 8 lira 10 lira olabileceğini, ki Türkiye Cumhuriyeti'nin o anlamda ayarı 128 milyar dolarlık meseleden sonra bozuldu. Evet 8 lira 10 lira olabilirdi, doğru. Kendisi belki o anda bunu hissetmedi. Makarnayı bugün 10 liradan değil 4 veya 5 liradan yiyebilirdin. Enflasyon %30-35 olabilirdi. Sayın Cumhurbaşkanı bu hale geleceğini bilmiyordu. Fakat Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı şu, model bu. Eğer bir modelse bu. Bu modelin sonu yok ve çıkışı da yok, onu size söyleyeyim. Bu modelden çıkış yok. Faizleri artırmıyor, doğru. %14'te şu anda tutacak. Düşürdü. Tüketimi canlı tut. Bak Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı bu. Çünkü 2002 yılında kendisi iktidara geldiğinde o dönem iktidar olanların nasıl kaybettiğini, durgunlukla kaybettiğini gördü. Hiçbir iktidar durgunlukla seçime girmez. Tüket, tüket, tüket. Maaşa zam, enflasyonun altında kredi ver, devam, yeter durgunluk olmasın, kaynak var mı? Yok. Para bas, yüksek faizle borç al, 85 milyon tüketici kaynak yok, enflasyon tabii ki artacak. Bundan kaçış yok. Sayın Cumhurbaşkanı'nın İktidarın zaten enflasyonu çözme yönünde önerisi de yok. Böyle bir öneri yok. Masada böyle bir şey yok. Ne var peki? Masada sadece istihdamı devam ettirecek, tüketimi canlı tutacak, seçimi kazanacağını düşündüğü esnafı memnun edecek bir sistem. Ve kayıt dışılık var. Sürekli af, varlık barışları, ister bunun adına kardeşim döviz sat de, gel gese de, gel kur korumalıya de, kur korumalı da hazinenin, Merkez Bankası'nın o hesap sahiplerine ödediği baba gibi faiz. Onun adına ne dersen de, ister gelir de o de bu de, o haram, o NASA aykırı. Bunu herkes biliyor. Şimdi şu söyleniyor değil mi? Efendim biz başka türlü o kuru tutamazdık. Kardeşim kurun yükseldiği döneme bakalım, biraz sonra birkaç notum da var. 23 Eylül 2021 tarihinde inatla alınan o karar. Ama o karar elbette aynı zamanda bilinçle yapıldı. Çünkü Naci Ağbal'ın sıkı para politikası ve faizi yükseltme veyahut da kredilerin önünü kapatma politikası Sayın Cumhurbaşkanı'na seçim kaybettirecek de o bir siyasetçi. Asla seçim kaybetmek istemez. Ama gelinen nokta... Ama böyle gelinen... olmasını düşünmedi. Bakın şöyle söyleyeyim size. Bu kadar bir yükle karşılaşacağını o da düşünmedi. Ama o anda verdi. Çünkü Sayın Naci Ağbal'ı görevden alması için hiçbir sebep yoktu. Hiçbir açıklama da yapılmadı. Başarısız da denilmedi. Sadece gece vakti teşekkür edildi ve kovuldu. Yani böyle. Bu koskoca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı'ydı. Öyle özel, bağımsız, şudur, budur, öyle gidersin. Şimdi şuradan yine eski notlarımdan faydalanarak söylüyorum. Cari açık kapandı mı? Bütçe açığı kapandı mı? Enflasyonu dizgine alacak herhangi bir inisiyatif var mı? Ortada bir şey var mı? Yok. Beklenen ne? Şöyle. Döviz bulursak tamam, petrol fiyatları düşerse biraz nefes alırız. Şu anda gerisi Allah kerim.
Şu anda o. Şu anda bu düşen Brent petrol fiyatlarına göre benzinin ve mazotun daha aşağı inmesi lazım. Ama devletin yegane gelir kaynağı. İndi ama daha fazla daha inmesi fazla lazım. Yine. Sadece iki sebeple yukarıda duruyor. Döviz yukarıda ve devletin gelir kaynağı. Çünkü ondan alma, bundan alma, devlet kimden alacak? Gidip birilerine çökmesi lazım. Parayı nereden bulup da kamu hizmetlerini vereceksin? Şarkı mı söyleyeceksin? Nasıl bu işler yürüyecek? Ona ver, buna ver, şuna ver. Kaynağın ne? Bas para, enflasyon gidecek. Döviz gidip alabiliyor musun? Bak şimdi ruble deniyor değil mi? Rusya, Rusya akıllı kardeşim. Rusya bunu görmüş, faiz arttırmış. Ruble niye? Gidin onu okuyun. Niye? Yanlış örnekler veriyoruz. Rubleyi niye şu anda dayatıyor sana? Kısmi çünkü, diyor ama. Çünkü, bakın, Rusya petrol bakın, çıkarıyor, gaz çıkarıyor. Benim söylediğim şu. Yok, onları, tamam. Onları biliyorum. Ben yine onları de onu söyleyeyim. Söylemiş olayım da bakın, kısmen diyor. Faruk Bey onları söylüyor. Bakın ben şimdi şu acı gerçekleri söyleyeyim. Çözüm önerileri konuşuruz. Şurada bir not var. Hekimler göçü Temmuz'da da rekor. Bak hekimler göçü. Artık öyle söyleniyor. Sebepler ne biliyor musun? Sadece şiddet çalışma koşulları değil. Kiralar. Türkiye Cumhuriyeti'nde bir barınma krizi var. Hala hükümet inatla yabancıya konut satmaya devam ediyor. Şimdi ben size bir şey söyleyeceğim. 150 bin konut, Sayın Cumhurbaşkanı öyle söylüyor değil mi? Sayın Cumhurbaşkanı 150 bin konut, Sayın muhalefet lideri de, Sayın milletvekili burada helalleşme peşinde. Milletin derdi bu değil bak. 150 bin konutu kim nasıl alacak? Mesele bu. Sosyal yani onu alabilme kabiliyetine, gücüne, kapasitesine, ödeme kredilerine nasıl sahip diyor olacak? Diyor ki kira öder gibi diyor. 5500 lirayla mı? 5500 lirayla hanımefendi cebini çek, karnı doyuramıyor ya. Sosyal konut dediğiniz mesela dar gelirli, asgari ücret alan biri. Yeni evlenenlere. Ben devam edebilir miyim? Asgari ücretle yaşayanlar. Şimdi Nasibe'ye laf atmayacağım ama popülizm yapmak derdinde değilim. Hiç öyle bir ihtiyacım da yok. Halk çıkarcılığı veya halk yağcılığı da yapmayacağım. Veya efendim, kitleyi mutlu etmek için aynı zamanda kitlenin aleyhine de konuşmayacağım. Gerçekler neyse siyah siyah beyaz demezsem o zaman konuşursunuz. Beni yalanlarsınız. Söylediğim verdiklerimin yanlış yalan olduğunu söylersiniz. Çözüm önerisi var, var. Acı reçeteyi alacak mısın? Var. Tasarruf edecek misin? Var. Yap işlet devletleri ki adı o ama kendisi farklı. Bunların sen maliyetlerini aşağı çekecek misin? Yerli milli paraya dönebilecek misin? Yapabilecek misin bunları? Taliz verebilecek misin? Ödün verebilecek misin? Hazreti Ömer gibi yaşayabilecek misin? Bunlara bakacaksın. Ve devam ediyorum. Şimdi bence Sayın Nebati'nin ne dediği önemli değil. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ne dediği önemli. Sayın Nebati ne derse desin. Sayın Cumhurbaşkanı ne diyor? Ben ona bakarım. Gerisi hikaye. Kusura bakmasınlar. Şimdi Haziran'da 10 milyar dolar ticaret açığına koşmuşsun. Kimse beğenmiyor ama domatesi 15 ila mevsiminde 19 liradan orada burada satın alabiliyorsun. Elektrik faturaları öyle 500 gram makarna 10 liraya dayanmış. Değil mi? Alım gücün değil mi? Ben şuna bakıyorum. Vatandaş ona bakıyor. Bak beni izleyin. 2012 yılında aldığın maaşla ne kadar çeyrek altın alıyorsun? 2018 yılında ne kadar alıyordun? 2022 yılının bu mevsiminde Ağustos ayında ne kadar alıyorsun kardeşim? Paran ne kadar? Paranın alım gücü ne? Ucuzluk deniyor değil mi? Senin o paranın alım gücü olmadıktan sonra dünyanın en ucuz veya Avrupa'nın en ucuz mazotunu, benzinini ben satıyorum diyerek ortada dolaşamazsın ki. Bununla ne kadar alabiliyorsun? Devam edeyim. Şimdi bazı gerçekleri söyleyelim, onun üzerinden konuşalım bence. Sorunları söylemeden, gerçekleri göstermeden işin ayarını bulamayız. Bir de çözüm önerileri ya o çözüm önerileri dediğiniz kimse şapkadan tavşan çıkar. Böyle bir dünya yok. Abi sadece yabancılara konut satma bir çözüm önerisi bakın, olamaz. Hülya Hanım, bence. Evet. Buna hukuk güvenliği dersin, faizleri artırmak dersin, faizleri artırmak. Arkadaşlar, ya siz kur korumalı üzerinden dünya para öderken adı faiz olmuyor da Merkez Bankası enflasyonu tutabilmek için Türk parasının kıymetini koruyabilmek için faiz artırdığından niye ayıp oluyor ya? O bir enstrüman kanunda var ya. O bir araç amaç değil. Yani bunu ben biliyorum.